Tayyip Erdoğan kime dokunmuşsa, kime adam yerine koymuşsa, kime koltuk bahşetmişse hepsi bir olmuş Tayyip Erdoğan'ın aleyhine konuşuyorlar. Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar düşmanlık yapanların ekmeğine yağ sürüyorlar. Ya Bülent Arınç konuşacak da Hüseyin Çelik susar mı? O da şikayetçi, o da dertli, o da sıkılmış, o da veryansın ediyor. Kime veryansın edecek arkadaşlar? Tabii ki Erdoğan'a veryansın ediyor. Arkadaş, herkes kendisi için özgürlük istiyor. Herkes kendisi için demokrasi istiyor. Herkes kendisi için hukuk devleti ve adalet istiyor. Hayır, herkes için. Hatırlarsanız ben Sayın Canan Kaftancıoğlu ile ilgili de tweet attım. Niye? Ben şunu merak ediyorum arkadaşlar. Acaba Canan Kaftancıoğlu Tayyip Erdoğan'ın anasına ettiği o küfürü Hüseyin Çelik'in anasına etseydi yine böyle konuşacak mıydı? Yine de Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezanın haksız olduğunu haykıracak mıydı? Bu kadın alenen Tayyip Erdoğan'ın ölmüş anasına küfretti ya. Küfretti ya. Tayyip Erdoğan ne günah işledi diye ciddi ciddi düşünmeye başladım, biliyor musunuz? Ya arkadaş, kime dokunmuşsa, kimi adam yerine koymuşsa, kime koltuk bahşetmişse, kimi mevki makam sahibi yapmışsa hepsi bir olmuş Tayyip Erdoğan'ın aleyhine konuşuyorlar. Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar düşmanlık yapanların ekmeğine yağ sürüyorlar. Hani çıkıp parti platformlarında konuşsalar, vatandaşın dertleriyle dertlenseler, halkın şikayetlerini bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletseler, vallahi de billahi de hepimiz avucumuzu patlatırcasına alkışlayacağız bunları. Bülent Arınç'ı da alkışlarız, Hüseyin Çelik'i de alkışlarız, ötekisini de alkışlarız dedim ya. Bugüne kadar kime dokunduysa, kimi nereye getirdiyse ve şu sıralar kim konuşuyorsa yeter ki vatandaşın derdiyle dertlensinler. Ama bunlarda böyle bir şey yok. Bunlar parti platformu falan dinlemiyorlar. Bunlar bir bakıyorsunuz Bülent Arınç gitmiş Kemal Kılıçdaroğlu'nun huzurunda AK Partilileri korkaklıkla suçlamış, Erdoğan'ın majesteleri demiş. AK Parti'ye destek veren gazetecileri majestelerinin gazetecileri ilan etmiş ve öksürme zamanı demişti. Demokrasi Vakfı elbette yerini daha çok belirlemiş olacak. Tatlı su balığı siyasetçileri var. Suya sabuna dokanmadan majestelerinin gazetecileriyle bazen baş başa gelirler. Havanın güzelliğinden, suyun berraklığından bahsederler. O sırada da bazı ufak tefek şeyler konuşurlar. Zannedersiniz ki bir şey söyledi. Majestelerinin gazetecilerine havanın güzelliğinden, suyun berraklığından bahsetmek yeterli değil. Öksürmenin zamanıdır, bağırmanın zamanıdır, kral çıplak demenin zamanıdır. Allah cesur olana izzet verir. Cesur olan izzet kazanır, itibar kazanır. Her gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde neredeyse bir eski milletvekilimizin, eski bir bakanımızın cenaze törenine katılıyoruz. Allah hepsine rahmet etsin. Biz siyasetçilerden taraf olmalıyız. Siyasetçileri korumalıyız. Siyasetçileri küçük görmemeliyiz. Herkes arkasında bıraktığı izle gidiyor. Eğer hiçbir iz bırakamamışsa, yani çok hayıflanırım ona. İz bırakmak da şahsiyetle olur. Herkesin bir şahsiyeti olmalı. Bana fikrimi sordukları zaman ben hiçbir zaman sağa sola yukarı aşağı bakmadan konuşurum. Kim ne demiş beni ilgilendirmez. Evet, bunun için 9 köyden de kovuluyoruz ama arkadaşım biri çok güzel söylemiş. Senin sözlediklerin doğru olsun. Sen doğruyu konuş, gerisi 9 köyün meselesi. Mutlaka bir yer bulur ve orada halkın gönlüne, kalbine girmeyi başarırsınız. Efendim sayın genel başkanları, burada hep beraber dinleyeceğiz. Tekrar söylüyorum, benim burada bulunmam Türk Demokrasi Vakfı'nın kuruluş yıl dönümünde kutlamaya iştiraktır. Altılı Masa ve onların temsil ettikleri ittifak her biri benim katımda saygındır. Düşüncelerine de fikirlerine de saygı duyuyorum. Ben onlar gibi düşünmüyor olabilirim ama bu fikirlerimi ayrıca bir tartışma mekanında konuşma imkanımız olur. Ne güzel değil mi? Şimdi Bülent Arınç Kemal Kılıçdaroğlu içeri girerken elini sıkmıyor, bu konuşmayı yapıyor diye koşa koşa Bülent Bey çok güzel konuştunuz. Helal olsun, helal olsun valla kardeşim. Güzel bir konuşma yaptı Sayın Arınç. Ve tabii bu konuşmayı yaptı diye Bülent Arınç malum medyanın, fondaş medyanın kahramanı oluverdi. Ya büyük adam, özgün ağırlığı olan adam. Peh 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 peh.
Sabahtan akşama kadar Bülent Arınç'ı, gece sabahlara kadar Bülent Arınç'ı met edip durdular. Ne güzel bir dünya ya. Ya Bülent Arınç konuşacak da Hüseyin Çelik susar mı? O da şikayetçi, o da dertli, o da sıkılmış, o da veryansın ediyor. Kime veryansın edecek arkadaşlar? Tabii ki Erdoğan'a veryansın ediyor. Tabii ki AK Parti'ye. Döktürmüş Hüseyin Bey. Bülent Arınç'tan sonra adeta coşmuş. Nerede? Aa bak işte bu ayıp ettiniz yani. Soruya bak. Nerede olacak kardeşim? Dün Kızılcahamam'a gitmiş Hüseyin Bey. Orada Tayyip Erdoğan'ın gözlerinin içine baka baka bütün eleştirilerini sıralamış. Ne güzel, ne güzel. Ah keşke, ah keşke öyle yapsaydı. Keşke Erdoğan'ın karşısında konuşma yüreği ve cüreti olsaydı. Keşke AK Partililerin hazır olduğu o toplantılarda konuşsa, konuşabilse. O yürek olmadığı için, buna cüret edemedikleri için... O da Bülent Arınç gibi muhalefetin olduğu bir ortamda konuşmayı tercih ediyor. Yok yok, Bülent Arınç gibi gidip de bir toplantıda karşısında Kemal Kılıçdaroğlu falan yok. Öyle bir ortamda değil. Sabahtan akşama kadar Tayyip Erdoğan'a öfke kusan kim varsa hepsini konuşturan, Erdoğan'a diktatör yaftası yapıştıran KRT televizyonunda konuşuyor Hüseyin Çelik. Ya... Bizim AK Partilerde de şöyle bir yanlışlık var veyahut da AK Partili olduğunu söyleyen vatandaşlar da. Zaman zaman böyle sokak röportajlarında görüyorum. Mesela birisi geçim sıkıntısından, ülkedeki ekonomik durumun zorluğundan söz ettiği zaman çıkar bakayım cep telefonunu. Bu ayıp, çok ayıp. Arkadaş, bu cep telefonu dediğin şey Tanzanya'da da var, Uganda'da da var. Bir de medeniyet seviyesi zaten. Sierra Leone'de de var bu. O insan taksitle, maksitle zorlanarak, belki de kendi geçiminden kısarak telefon sahibi olmuşsa, çıkar telefonla demek bir şey tek kelimeyle ayıptır. Şimdi gençler gitmek istiyorlar, ümitsizlik içindedirler falan diyorsunuz ya, bu ülkenin genel atmosferiyle ilgilidir eğer bu elinizdeki veriler sağlamsa. Ben şuraya gelmek istiyorum. Bakın, karşımıza insanlar çıkıp da AK Partililere, arkadaş bu memleket hukuk devleti olmaktan çıktı diye sordukları zaman, yaptığımız havaalanlarını görmüyor musunuz diyorsak, efendim burası demokrasi falan diye bir şey kalmadı dedikleri zaman, yaptığımız otoyolları, duble yolları görmüyor musunuz diyorsak, eğer bize insan haklarında çok büyük sıkıntılar yaşanıyor dediklerinde, siz Avrasya Tüneli'ni, Marmara'yı, efendim yaptığımız köprüleri görmüyor musunuz diyorsa, peki... Yani hür basın konusunda ciddi sıkıntılar var dedikleri zaman, ya arkadaş sen ne diyorsun ya? Siz bizim yaptığımız şehir hastanelerini, şunları bunları görmüyor musunuz diyorsak, biz çok büyük bir yanlış içerisindeyiz. Niye biliyor musunuz? Bunların en alasını Çin yapıyor. Dünyanın en büyük barajları Çin yapıyor. Dünyanın en büyük otoyollarını, duble yollarını Çin yapıyor. Çin 5 ayda Roma büyüklüğünde şehir inşa ediyor. Ve Çin 15 günde 205 metre yüksekliğinde gökdelen yapıyor. Ama Çin dünyanın en iğrenç ülkesidir. Bakın bunu bir ülke için söylemek çok zordur. Ne insan hakkı vardır, ne demokrasi vardır, ne hukuk vardır, hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla bakın size sorulan matematik sorusuna coğrafyayla cevap veremezsiniz. Bu yanlış mı? Biz bazı şeyleri sorgulayalım, yanlışlıkları dile getirelim. Adam haklı kardeşim. Gençlerin elindeki şu telefonu diline dolayanlar yok mu ülkemizde? Bu ayıp kime ayıp peki? Ayıp diyor ya. Adam öyle bir anlatıyor ki sanki Tayyip Erdoğan çıkmış sokağa, gençlerin önünü kesmiş, göster bana bakayım telefonunu demiş. Ya sokakta bir iki yaşlı adamın çıkar telefonunu demesini getirip AK Parti'nin kurucusu olan Hüseyin Çelik bunu ayıp olarak anlatıyor ve bunu AK Parti'ye mal ediyor. Ayıptır, ayıp diyor. La Tayyip Erdoğan kesmemiş ki gençlerin önünü ya. Demokrasiden de bahsediyor Hüseyin Çelik. Çok demokrat ya. Çok demokrat. Hür basından bahsediyor. Oo, hür basın dediğinde Hüseyin Çelik için akan sular durur arkadaşlar. Ben şahidim buna. Birazdan anlatacağım hür basına ne kadar düşkün olduğunu, ne kadar böyle gazetecilerin özgür ifadelerine, düşüncelerine saygı duyduğunu birazdan anlatacağım size. AK Parti'yi vuracak ya, köprülere, yollara, hava yollarına, Marmara'ya, Avrasya'ya laf ediyor. Temel Karamollaoğlu gibi. Biz kimsenin itibarı zedelensin istemeyiz. Ama Türkiye'de 500 tane eğer Mercedes araba varsa, makam aracı olarak kullanılıyorsa günahtır ya. Yani ne olmuş Renault'a binse?
Sizin makam aracınız ne? Makam aracım mı? Mercedes şu anda bir tane var. Evet, onu söyleyeyim. Söyleyin. Ya da Çamlıca Camii niye yapıldı? Bunu doldursunlar elini öpeyim diyor ya. Temel Karamollaoğlu. Hangi akıllının başına İstanbul'da Çamlıca'nın tepesine 60 bin kişilik cami yapma gelir ya? 60 bin kişilik cami. Bir kere doldursunlar ellerini öperim. Bir kere 60 bin kişi oraya nasıl çıkacak ya? İçeriye giren dışarıya nasıl çıkacak? Günün en az 7-8 saatini vermesi lazım ki orası dolsun. En az. Vallahi onu yapanların elini öptüğümü bilmiyorum. Ama cami tıka basa doluyor, taşıyor. Neyse, Temel Bey'in kulaklarını çınlatıp geçelim. Şimdi Hüseyin Çelik'le devam edelim. Bu adam yıllarca AK Parti kabinelerinde görev yaptı arkadaşlar. Yıllarca. Tayyip Erdoğan'ın övündüğü bütün projelere şahit oldu. Kültür Bakanı oldu. Milli Eğitim Bakanı oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu. Kendi ilinde Van'da seçilemeyeceği anlaşılınca Tayyip Erdoğan bunu Gaziantep'e gönderdi. Bakın, Van'da niye seçilemediğini, halkın Hüseyin Çelik ve kardeşleriyle ilgili düşüncelerini ben bizzat gittim Van'da, şu kulaklarımla duydum. Duydum ben kardeşim. Şatafat diyor mesela şikayetçi ya. Şatafat, öyle mi? Peki Hüseyin Çelik, madem şatafat istemiyorsun, madem israfı haram görüyorsun, madem AK Parti yöneticilerinin sade, kibirden, riyadan, gösterişten, şatafattan uzak olmasını istiyorsun, aklına bugün gelmiş ya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olduğun dönemde ah Hüseyin Çelik, ah, şatafattan bahsedene bak. Halkın şikayetlerini AK Parti genel merkezindeki makamında bir tek gün dinledin mi, dinlemedin mi? Ya da şöyle sorayım. Halkın şikayetlerini dinlemek yerine neden şatafatı tercih ettin Hüseyin Çelik? Bugün şatafattan şikayet ediyorsun, öyle mi? Niçin Ankara'nın en lüks semtinde kendine özel bir büro kiraladın? AK Parti'deki makamın sana yetmedi mi? AK Parti'deki makamın sana dar mı geliyordu yoksa? Yoksa halktan mı kaçıyordun? Şimdi bunu yalanla. De ki ben AK Parti binasındaki makamımda Tayyip Erdoğan'da talimat verdiği gibi işte sabah geliyordum, gece yarılarına kadar partide çalışıyordum. De diyebiliyorsam. Yoksa özel ofisinde özel insanlarla mı görüşüyordun? Oh ne güzel. Tayyip Erdoğan makam vermiş, halkın dertleriyle dertlensin diye otur burada demiş, kardeşim halkı dinle. Adam Ankara'nın göbeğinde kendine bir ofis açmış. Özel sekreter, özel şoför, özel makam, bilmem ne bilmem ne. Sen önce bunların hesabını ver, sonra şatafata hep birlikte konuşalım. Olmaz mı Hüseyin Bey? Yalan de. Sen Ankara'da AK Parti makamını bırakıp gidip özel bir ofiste sabahtan akşama kadar randevularını orada veriyor muydun, vermiyor muydun? Ben sana misafir geldim mi, gelmedim mi? Ben AK Parti binasına geldim, girdim. Hüseyin Çelik'i arıyorum dedim. Makamını arıyorum dedim. Beni başka yere gönderdiler. Dediler ki, ya kardeş Hüseyin Çelik falan yerde dediler. Hadi bunu yalanla. Bakın şatafat yok mu? Var. Var da bunu söyleyecek en son kişi kim biliyor musunuz? Hüseyin Çelik'tir. Ne diyor? Basın hür olmalı. Tabii ki basın hür olmalı. Şimdi ben Hüseyin Çelik'in hür basına ne kadar düşkün olduğunu, gazetecilerin fikirlerine, düşüncelerine ne kadar saygılı olduğunu size anlatacağım arkadaşlar. Yıl bilmem kaç yılı. Ben Star gazetesinde yazarlık yapıyorum. Seçimlere birkaç ay kalmış. Bizim genel yayın yönetmenimiz de Mustafa Karalioğlu. Aradı beni. Dedi ki ya Hacı'cığım sen dedi Güneydoğu işte sen Karslısın, Iğdırlısın. Oraları iyi bilirsin. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya gidip seçim çalışması yapar mısın? Eyvallah Mustafa, giderim. Gittim. Diyarbakır'a gittim, Ağrı'ya gittim, Erzurum'a gittim, Adana'ya gittim, Kars'a gittim, Iğdır'a gittim, Mersin'e gittim, Mardin'e gittim. Yani Doğu Anadolu'nun tümünü gezdim ben o dönemlerde. Tabii Hüseyin Çelik'in seçim bölgesi olan Van'a da gittim. O dönemdeki izlenimlerimi yazdım. Yazdım ama onun bir hikayesi var, anlatacağım size. Sokaktaki vatandaş Hüseyin Çelik ve kardeşlerin elinden, bak yemin ediyorum, kan ağlıyordu, kan. Yahu kime dokunsam bin ah istiyorum ya. Kime dokunsam. Adam diyor ki bize zulmediyorlar. Yani o ve kardeşleri burada terör estiriyor kardeşim diyor.
Bizim dayanacak gücümüz kalmadı. Kime şikayet edeceğimizi bilmiyoruz. Ve o halk AK Parti'nin bu seçimde Van'da kaybedeceğini haykırmıştı. Dün gibi hatırlıyorum. Ve öyle oldu biliyor musunuz? Öyle oldu. Hüseyin Çelik ve kardeşlerinin yüzünden AK Parti Van'da belediye seçimini kaybetti. Hep mi, dep mi, ne zıkkımın dibiyse artık PKK'nın siyasi ayağı Van'da seçim kazandı. Tabii seçim olmadan önce ben notlarımı aldım, ahaliyi dinledim, serzenişleri, şikayetleri, memnuniyetleri aldım, İstanbul'a geri döndüm. Birçok ili dolaştım dedim. Birçok ildeki izlenimlerimi Star gazetesinde yazı dizisi olarak yayınlayacağım. Geldim. 10 günlük bir yazı dizisi. Gittiğim bütün illerdeki izlenimlerimi yazdım. Hepsi yayınlandı. Şimdi sıkı durun. Van hariç. Niye? Çünkü Hüseyin Çelik o yazı dizisine, yani Van'la ilgili yazı dizime taş koymuştu. Mustafa Karaleoğlu'nu aradım. Ya Mustafa dedim, bak ben gittim, dolaştım, gezdim, notlar aldım. Van niye yayınlanmadı? Ya Hadi'cim işte öyle falan filan. Mustafa'nın huyudur. Yani bir şeyleri geçiştirmeyi iyi biliyor. Geçiştirdi beni. Sonra bir yerde Hüseyin Çelik'le karşı karşıya geldik. Nasılsın Sayın Bakan dedim. Sen benim aleyhime yayın yapıyorsun he? Ne yayını Sayın Bakan? Ne aleyhi? Sizinle ilgili herhangi bir yayın yapılmadı. Yok. Ben müdahale etmeseydim o yayın yapılacaktı. Öğrendim ki Hüseyin Çelik, hür basın diyen Hüseyin Çelik, Mustafa Karaalioğlu'nu aramış. Çünkü ben notlarımı ne aldıysam orada her şeyi getirdim yazdım. Hüseyin Çelik ve kardeşlerinden şikayetçi olan halkın sesi olmaya çalıştım. Tabii benimle ilgili de artık ne konuştuysa bir süre sonra Mustafa beni aradı. Hadi'cim nasılsın? İyiyim Mustafa, sen nasılsın? Ya Hadi'cim, efendim Mustafa'cığım, ya bir ara mı versek acaba? Star'da günlük yazı yazıyorum. Bir ara mı versek? Ne oldu Mustafa? Ya işte yok. Tabii internet haber Türkiye'nin ilk haber sitesi, minnet etmedi. Bir veda yazısı yaz dedi. Bir yazı gönderdim. Dedim ki Mustafa yazıyı gönderdim ben. Tamam. Ya döndü ya burayı biraz yumuşatsam falan. Şimdi bir yazı daha yazdım. Tamam yumuşatayım dedim. Gönderdim. Kurban oldum vallahi da. Öyle bir şaşırmışlar. Elleri ayakları birbirine dolaşmış ki ilk gönderdiğim yazıyı olduğu gibi alıp yayınlamışlar. Ya anlatmıştım orada bazı şeyleri. Gerçekler orada su yüzüne çıktı. Sonra kovuldum. Artık bunu Hüseyin Çelik mi istedi? Başka bir güç mü istedi? Yani gönderin Hadi deyip beni şutladılar. Oysa ben oradan böyle yüklü maaş, yüklü para falan yok. Öyle cüzi bir miktarda bir maaş veriyorlardı. Onu da alıp fakir fukaraya dağıtıyordum. Ondan da olduk. Basın hür olmalı. He! Ya basın hür olmalı dersin. Sonra karşılaştığımızda aleyhime yazı yazarsın. He! Yetmedi. Şimdi internet haberin sahibiyim. Çalışanlarımız var. Ankara'da büromuz vardı o zaman. Hüseyin Çelik de şeyden, medyadan sorumlu genel başkan yardımcısı. Abi bu bize bir ambargo koydu. Hiçbir yere bizi davet etmiyorlar. Cumhurbaşkanı'nın davetlerine katılamıyoruz. Önceden katılıyorduk, kahvaltı yaptık. Birçok toplantıda görüştük, bir araya geldik yani. Davet ediliyorduk daha önce. Sonra Hüseyin Çelik bizim önümüze kalın bir duvar ördü. Katılamazsın, gelemezsin. Bana he, sen bana bunu yaparsan ben var ya yaptı yapacağını yani. Şimdi çıkmış beni cezalandıran Hüseyin Çelik basın hür olmalı diyor ya diyebiliyor bunu. Şimdi arkadaşlar bir video daha izleteceğim size. Lütfen Hüseyin Çelik konuşurken KRT'nin attığı o altyazı diyoruz ya, bizim televizyon dilinde KJ diyoruz. O KJ'ye dikkatle bir bakın. Efendim sizin doğrularınızı, sizin yanlışlarınızı ortaya koyan herkese bu yaftayı vurursanız kusura bakmayın saygınlığınızı kaybedersiniz. Mevlana'nın güzel bir sözü var. Diyor ki iyi bir dostu olanın aynaya ihtiyacı yoktur. Dost yüzünüze ayna tutandır. Aynadaki görüntünüz hoş değilse aynaya kızmayın, kendinize kızın. Şimdi bu noktada biraz önce dediniz ki Erdoğan bütün bunların farkında. Hani ben sordum, farkında, görüştüm dediniz. O zaman niye böyle? Ama o doğru yaptığını düşünüyorum. Ne yazıyor orada? Tek adam yönetimine karşı muhalefetin birlikteliği. Hüseyin Çelik bu başlığı görüyor mu? Demek ki bir birliktelik kurmuş muhalefetle.
Hüseyin Çelik demek ki muhalefetle bir birliktelik kurmuş ki KRT bu altyazıyı atabiliyor. Bu başlığı gördüğü halde orada konuşmaya devam ediyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek adam saçmalığına ortak oluyor Hüseyin Çelik. Yani o da dolaylı da olsa tek adam diyor Tayyip Erdoğan'a. İtiraz etmiyor çünkü. Yetmiyor, Tayyip Erdoğan'a bir de akıl veriyor. Canan Kaftancıoğlu'na verdiği desteği böbürlene böbürlene anlatırken Erdoğan'ın da kendi gibi olmasını istiyor. Allah kabul etmesin ya. Böyle bir şey yok ya. Bizim bütün derdimiz şu arkadaş, herkes kendisi için özgürlük istiyor. Herkes kendisi için demokrasi istiyor. Herkes kendisi için hukuk devleti ve adalet istiyor. Hayır, herkes için. Bugün geçmişte AK Parti iktidarı Sayın Cumhurbaşkanımız kendi muhaliflerini, kendi rakiplerini şöyle utandırması lazım. Ya bugün güç ve kudret bende ama bu memleket gerçek manada bir hukuk devleti, gerçek manada bir demokrasi. Adaletin terazisi zerre kadar şaşmıyor. Bakın bana geçmişte adalet, bana geçmişte yargı sopa olarak karşı, bana karşı kullanıldı ama ben başka birine yargının sopa olarak kullanılmasına müsaade etmiyorum. Hatırlarsanız ben Sayın Canan Kaftancıoğlu ile ilgili de tweet attım. Niye? Ben CHP'li miyim? Ben Sayın Canan Kaftancıoğlu'nun dünya görüşüne, ideolojisine katılıyor muyum? Hayır. Ama yargı yoluyla veya askeri darbelerle, dışarıdan müdahalelerle siz eğer insanları şekillendirmeye, siyaseti şekillendirmeye çalışırsanız her seferinde bumerang gibi bu size gelir. Hüseyin Çelik'in anası yaşıyor mu bilmiyorum. Yaşamıyorsa Allah-u Teala rahmet eylesin. Yaşıyorsa da Allah sağlıklı ömür versin. Ben şunu merak ediyorum arkadaşlar. Acaba Canan Kaftancıoğlu Tayyip Erdoğan'ın anasına ettiği o küfrü Hüseyin Çelik'in anasına etseydi yine böyle konuşacak mıydı? Hüseyin Çelik'in anasına etseydi, ben demedim, bilmem kim dedi deseydi, Hüseyin Çelik gerçekten yine böyle bu şekilde konuşacak mıydı? Yani yargı bağımsızlığından bilmem neden dem vuracak mıydı? Yine de Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezanın haksız olduğunu haykıracak mıydı? Evet, bir kere daha soruyorum, haykıracak mıydı? Ya bu kadın Tayyip Erdoğan'ın anasına küfretti. Bırakın devlete karşı işlediği suçu. Devlet katil, seri katil, yok efendim Ermeni soykırımı, cart cürt, bunların hepsini bırakalım ya. Bu kadın alenen Tayyip Erdoğan'ın ölmüş anasına küfretti ya. Küfretti ya. Ya bunlara ne olmuş arkadaşlar? Bunlar nasıl bu kadar geniş olmuşlar ya? Nasıl bu hale gelmişler ya? Bunlar ne yiyor, ne içiyor? Ben gerçekten çok merak ediyorum. Bu insanlar nasıl bu hale geldiler? Ya bir koltuk bu kadar mı insanı yoldan çıkarır ya? Konuşmamın başında da söyledim ya, Tayyip Erdoğan acaba ne günah işledi ya? Ne günah işledi de Bülent Arınç, Hüseyin Çelik, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan'ı ve bunların bir de bir tayfası var. Geçmişte AK Parti kadrolarında kimi il başkanı, kim bilmem ne bilmem ne, hepsi bir olmuş. Aynı kini Tayyip Erdoğan'a kusuyorlar ya. Aynı kin, aynı nefret. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ne diyorsa bunlar bir benziyor. Ya gidiyorlar arkadaş. Yani KRT televizyonunda kadın soruyor. Türkiye nasıl yönetiliyor? Nasıl yönetiliyor Hüseyin Bey? AK Parti Türkiye'si mi yoksa saray Türkiye'si mi diyor. Soruya bak. Bu soruyu geçiştiriyor. Diyor ki ya ben... La desene sen ne diyorsun be? Hadi oradan. Desene. Ama diyemiyor. Çünkü orada ekranın şehvetine kapılmış. Coşmuş Bülent Arınç gibi. Coşmuş. Tayyip Erdoğan bunlara ne yaptı acaba? Vallahi ben çok merak ediyorum. Yani bunlar düne kadar Tayyip Erdoğan'ın karşısında el pençe duran, evet efendim, peki efendim, hay hay efendim, büklüm büklüm, bugün çıkmışlar. Tayyip Erdoğan majesteleri, yok bilmem ne, yok Tayyip Erdoğan, yok Canan Kaftancıoğlu, aa başımızın tacı canım. Tayyip Erdoğan kötü, Canan Kaftancıoğlu iyi. Kemal Kılıçdaroğlu iyi, Tayyip Erdoğan kötü. Allah kabul etmesin. Ben ne diyeyim ya? Ben ne diyeyim arkadaşlar? Vallahi size havale ediyorum arkadaşlar. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Hadi bana eyvallah. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.